Ya birçok sebep aslında neden şimdi sorusu. Az önce Erhan Bey'le de konuştuk. O soruya cevap veriyor. Yani neden bir sene önce değil de şu an bugün bu pazar sabahı Süleyman Şah Türbesi'ni konuşuyoruz. Bunların başında Kobani meselesi geliyor. Kobani meselesinde Türkiye'nin Kobani'nin IŞİD'den temizlenmesi konusunda verdiği destek IŞİD saflarında bayağı bir öfke topladı. Ve Kobani'nin kaybedilmesinden sonra IŞİD'in güneye doğru şu an Süleyman Şah Saik Karakol'un da bulunduğu bölgeye doğru ilerlemesi söz konusuydu. Şimdi bunun şöyle bir riski var. Malum uluslararası koalisyon saldırıları devam ediyor ve bu karakol çevresinde uluslararası koalisyon ekstra olarak dikkatli davranmak zorunda. Zira yapacağı hava saldırılarının Allah göstermesin bu karakola denk gelmesi durumu çok daha büyük bir komplikasyona sebep olacağından ve IŞİD'in de bunu bildiğinden dolayı saldırılar durumunda bir kalkan olarak belki Süleyman Şah Karakolu'nun çevresine doğru yerleştiğine dair bilgiler gelmekteydi. Bu bir. İkincisi Eğit Donat programı ki bunun amacının IŞİD olduğu biliniyor ve bunun da yine IŞİD saflarını Türkiye'ye doğru risk faktörünü arttırdığından bahsedebiliriz. Yine uluslararası toplumla birlikte istihbarat akışının artmasıyla birlikte sınırdan IŞİD'e katılmak için gelen yabancı savaşçıların geçişinde de ciddi bir azalma oldu. Bu da yine Türkiye'ye yönelik IŞİD'den gelecek risk faktörünü arttırmakta. Ve bununla birlikte belki özellikle söylememiz gereken konu, Haziran 2014'ten beri bu karakola ikmal yapılamıyor. Ve ikmalsiz bu karakolun idame ettirilebilmesinin de bir sınır var. Muhtemelen o sınıra da yaklaşılması, bütün bu faktörlerin bir araya gelmesiyle çok son derece stratejik bir karar verildi. Ve bunun bizim için her zaman patlamaya hazır bir bomba, bir risk olmasındansa güvenlik içerisinde koruyabileceğimiz ve gerektiğinde müdahale edebileceğimiz bir coğrafyaya çekilmesi kararı verildi ki bölgeden gelen haberler de son zamanlarda türbeye yönelik tacizlerin arttığı yönünde. Bunların hepsini değerlendirmesi tabii ki MIT'in istihbarat raporlarıyla desteklendiğinde son derece dediğim gibi doğru stratejik bir karar verilerek Suriye eşmesi tarafına yerleştirmesi kararında iradesinde bulunuldu.